Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Dördüncü haftamızdayız TYT 2023 Matematik Kampı'nda. Üçüncü konudayız. Basit eşitsizliklerin bugün konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar bu konudan hemen sonra mutlak değeri işleyeceğiz ve noktalayacağız. Da direkt böyle lönk diye derse dalmak da olmaz. Yahu nasılsın? Ne yapıyorsun? İnşallah iyisindir. Sağlığın saatin yerindedir diye umuyorum. Ben hala sıcaklarla boğuşuyorum. Yani ciddi anlamda sıcak. Gecenin bir yarısı çekmeme rağmen videoyu şöyle göstereyim arkadaşlarım. 29.3 derece nemde odanın içerisinde %50 arkadaşlar. Ya burası Ankara'ya. Ankara'nın ayazı diye bir laf var. Ama ben o ayazı şu ilkbahar geldikten sonra ta Ekim'e kadar, Kasım'a kadar ben o ayazı bir türlü hissedemiyorum. Ankara'ya bir şeyler oldu herhalde, bilmiyorum, ayarları bozuldu ama ciddi anlamda çok fena sıcak ve çok fena nem var arkadaşlar. Gün içerisinde 4 defa duş, 5 defa tişört falan oluyor yani. Yani o rakamları buluyoruz maalesef. Keşke biraz daha böyle serin olsa ama yapacak bir şey yok. Biz videoları çekmeye devam, umarım sen de ders çalışmaya devam ediyorsundur. Kitabımızda arkadaşlarım. Bu hafta neleri işledik, neleri işleyeceğiz? Rasyonel sayıları ve birinci dereceden denklemleri işledik. Dördüncü haftamızda basit eşitsizlikler ve mutlak değer konuları kaldı. Haftaya çarpanlar ayırma, üstlü köklü ifadeler ve altıncı haftamızda arkadaşlar. Yani haftaya değil, bir sonraki hafta sevdiğiniz bir yere geçeceğiz. Neresi? Oran orantı ve problemler kısmına başlayacağız. İki hafta problemlerle uğraştıktan sonra sembolik mantık, kümeler. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım fonksiyonlar işleyeceğiz. Polinomlar ve permütasyon, kombinasyon, binom, olasılık ve istatistikle bitireceğiz kitabımızı. Daha sonrasında da işte AYT kitabı hazırlanıyor yolda. Sizler için arkadaşlar, beni biliyorsunuz, AYT anlatmayı da çok çok daha fazla seviyorum. Dolayısıyla böyle keyifli keyifli tıkırında güzel bir şekilde kampımızı bitirelim. Sağlıklı verim alalım arkadaşlar bundan. AYT kampında da en yüksek verimle yolumuza devam edelim. Evet gençler, bugün artık videomuza başlayalım. Ne işleyeceğiz demiştik? Basit eşitsizlikler. Evet, şimdi bize demiş ki bilgi kısmında şu semboller var. Bu sembolleriyle kurulan açık önermelere eşitsizlik diyoruz. Eşitsizliği sağlayan reel sayıların kümesine de çözüm kümesi veya çözüm aralığı diyoruz. Hani eşitsizliklerde genelde bu şeylere aralık demek benim için daha böyle, nasıl diyeyim, hani kendi adıma daha mantıklı buluyorum. Çünkü bir aralıktan bahsedeceğiz. İki sayının arasından bahsedeceğiz. Veya işte bir sayıdan sonrasına bahsedeceğiz. Bir sayıdan öncesine bahsedeceğiz. Hepsini tek tek işleyeceğiz arkadaşlar. Şu işareti biliyorsunuz, küçüktür işareti. Hemen yanındaki küçük veya eşittir. Büyüktür işareti. Büyük veya eşittir diyoruz arkadaşlar. Bakın, küçük eşit, büyük eşit demedim. Küçük veya eşit, büyük veya eşit. Siz de kendinize bunu bu şekilde anlatmaya, bunu bu şekilde telaffuz etmeye gayret gösterin arkadaşlarım. Küçük eşittir değil, büyük eşittir değil. Küçük veya eşittir, büyük veya eşittir. Üniversite 1. sınıfta soyut matematik dersinde hoca bana kızdığı zaman anlamıştım ben. Demek ki önemli bu kadar diye sizler için de arkadaşlarım ben şimdiden söyleyeyim. Olur da ileride matematikle alakalı falan bir bölüm okursunuz, aklınızda bulunsun. Eşitsizliğin özellikleri diyoruz. Şimdi şöyle biraz da yaklaşmak istiyorum ben ekrana. Eşitsizliğin özelliklerinde arkadaşlarım, ilk olarak x y'den ve y de z'den küçükse, bakın x y'den, y de z'den küçükse otomatikman x z'den daha küçük bir sayı olmuş oluyor arkadaşlarım. Dolayısıyla buraya küçüktür işareti koyuyorsunuz. X y'den şunu kapatalım. X y'den küçük ancak ve ancak ben şimdi burada gidip x'e z eklersem veya z çıkarırsam, y'ye z eklersem veya z çıkarırsam eşitsizlik yön değiştirmez. Yine küçüktür arkadaşlarım. Daha sonrasında x y'den büyükse yine ben buraya artı veya eksi z yaptığımda, buraya da artı veya eksi z yaptığımda eşitsizlik yön değiştirmez. Büyükse yine büyük olarak kalacaktır. Z sıfırdan büyük olmak üzere x y'den küçükse ben burayı z ile çarparsam veya burayı da z ile çarparsam arkadaşlar eşitsizlik yön değiştirmez. Ama bu z'nin pozitif olduğu durum için geçerli. Eğer z negatifse işte o zaman işler değişir.
x y'den küçükken ben bunları negatif olan bir z sayısıyla çarptığım zaman eşitsizlik küçükken büyük olur arkadaşlarım. Büyüktür deriz. X çarpı z büyüktür. Y çarpı z diyebiliriz. Daha sonrasında iki tane daha özelliğimiz var. Bunlar da bizim için mühim. X y'den küçük ise x'in tek kuvveti ve y'nin tek kuvveti alındığı takdirde ki bu n'ler doğal sayı olacak şekilde diyoruz. Tek kuvvetleri alındığında sevgili arkadaşlarım eşitsizlik yön değiştirmez. Bakın tek kuvvetleri alındığında diyoruz. X y'den küçük ve ikisi de negatifken x'in 2n'inci kuvveti y'nin 2n'inci kuvvetinden, yani 2n'ler ne burada? Çift sayılar arkadaşlarım. Yani çift doğal sayılardan bahsediyoruz. Çift kuvvetleri alındığında eşitsizlik. Bakın burada x y'den küçüktü, artık büyüktür diyoruz. Eşitsizlik yön değiştirmiş oluyor. Bunun için de basit birer örnek verelim. Mesela x y'den küçüktür diyor ya. İşte ne deriz? 2 ve 5'e bakalım. Ve ben bunun 3'üncü, bunun da 3'üncü kuvvetini alayım. Bakın 2 5'ten küçükken 2'nin küpü 8 de 5'in küpü 125'ten daha küçüktür. Şimdi geçtik buraya, 2 tane negatif sayı eksi 3 ve eksi 2'yi kabul edelim. Normal şartlar altında eksi 3 eksi 2'den küçük biliyorsun. Ben bunların karesini alırsam 9 ve 4 olur ve 9 4'ten daha büyük olur. Bakın eşitsizlik bu şekilde yön değiştirmiş oldu. Şimdi birinci örneğimize bakma zamanı. X ve Y reel sayılar olmak üzere X eksi 2 ile 4 aralığındayken Y eşittir 4X eksi 3 ise Y'nin değer aralığını bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlarım bize y'yi bulabilmemiz için x'in 4 katından 3 eksiğini elde etmemiz gerekiyor. X'in 4 katını elde edebilmek için bakın x neredeydi? Eksi 2 ile 4 aralığındaydı değil mi? 4 katını elde edebilmek için önce ben bunları 4 ile çarpacağım. Yani eksi 8 küçüktür 4x, o da küçüktür 16 diyeceğim. Daha sonrasında 4x eksi 3 lazım olduğu için bundan 3 çıkarırsam bundan da 3, bundan da 3 çıkarmak zorundayım. Eksi 8'den 3'ü çıkardınız. Eksi 11 küçüktür 4x eksi 3 ve bu da küçüktür 16'dan 3'ü çıkarırsanız 13 olacaktır. Daha sonrasında ise 4x eksi 3'ün sen artık y olduğunu bildiğin için demek ki bu y neredeymiş arkadaşlar? Eksi 11 ile 13 aralığındaymış diyeceğiz. Y'nin değer aralığı budur. İkinci örneğimize bakacak olursak bize demiş ki x ve y tam sayılar, x eksi 3'e eksi 3'ten büyük veya eşit 4'ten küçük, y eksi 2'den büyük ve 5'ten küçük veya eşit olduğuna göre 2x artı 3 y'nin en büyük ve en küçük tam sayı değerlerini bulunuz demiş. Öncelikle bize 2x lazım arkadaşlar. 2x'i bulmak için bunu 2 ile çarpmamız gerekiyor. Hadi çarpalım. Eksi 6 küçük veya eşittir. Bakın eşit lik vardı burada. O eşitliği bozmadan yapıyorum. 2x o da küçüktür. 2 kere 4 kaç yapar? 8. Bir de bana 3y lazım. Dolayısıyla bunu da 3 ile çarpacağım. Eksi 6 küçüktür 3y. Bu da küçük veya eşittir. Bakın yine eşitliğe dokunmadım. 3 kere 5 de 15 yapacaktır. Bunların arkadaşlar bize toplamı sorulmuş. Toplamı sorulduğuna göre ben de bunları taraf tarafa toplamak zorundayım. Eksi 6, 6 daha eksi 12 yapar. 8, 15 daha da 23 yapar. Ortada da 2x artı 3y'miz var. İşaretlerini bilerek koymadım. Çünkü şimdi beraber düşüneceğiz ve öyle koyacağız, tamam mı? Ezbere iş yapmak yok. Şimdi arkadaşlar 2x sayısı burada eksi 6'ya eşit olabiliyor. Yani eksi 6 diyorum. Ben bunları toplamıştım anlayacağın üzere. Şimdi 3y sayısı eksi 6'ya eşit değil. Şimdi o zaman burada eksi 12'ye de eşitlik olamaz diyoruz. Neden? Çünkü 3y sayısının eksi 6'dan daha büyük. Eksi 6'dan daha büyük olduğunu biliyorum. Ben eksi 6 sayısına eksi 6'dan daha büyük bir şey eklersem sonuç sevgili arkadaşlarım eksi 12'den daha büyük bir sonuç olmak zorunda. Bakın burada. Burada da yine birisi 15'e eşit olabiliyorken diğeri 8'e eşit olmadığı için toplamları da 23'e eşit olamaz diyoruz. Ve işte 2x artı 3y'nin değer aralığı burası oluyor. Eksi 12 küçüktür 2x artı 3y, bu da küçüktür 23 diyorsunuz. Tamam. Şimdi gelelim B şıkkına. Bu B şıkkında önemli olan bir durum var. 2x'i ve 3y'nin aralıklarını biz bulmuştuk zaten. Hemen size şu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Bakın 2x ve 3y zaten yine lazım. Dolayısıyla ben şunu şuradan alayım arkadaşlar. Tamam. Ve şuraya şöyle koyalım. Şimdi gençler ben diyorum ki 2x eksi 3y demiş ya, bundan bunu hop çıkardık diyemeyeceğiz. Ya diyemeyiz.
Neden diyemeyiz? Hadi çıkardığımızı varsayalım. X 6'dan X 6 çıktı 0. Eşitlik olmaz. 2X eksi 3Y. Bu da küçüktür. 8'den 15'i çıkardın. Eksi 7. İşte hocam oldu diyemezsin. Çünkü burada bir hata var. Neden biliyor musun? 0 eksi 7'den daha küçük olamaz ki. Eksi 7 sıfırdan küçüktür be kardeşim. Ayrıca eşitsizliklerde not almanı istiyorum. Çıkarma işlemini öyle lönk diye yapamazsın. Aynen bunu yaz bak. Eşitsizliklerde yaz. Çıkarma işlemini öyle lönk diye yapamazsın diye kendine not al. Tamam? Şimdi madem çıkarma işlemini yapamıyoruz, o zaman neden sorulur bu çıkarma işlemi? Hemen anlatayım ben sana. Şimdi öncelikle şu kısımda biz aralıkları biliyoruz ya, direkt çıkaramayız demiştim. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. 2x kalıyor. Bunda bir sıkıntı yok. 3y değil de eksi 3y'yi buluyorsunuz. Aslına bakarsanız 2x artı eksi 3y demekle aynı şeydir buradaki çıkarma işlemi. Sen 2x'in değer aralığını zaten biliyorsun. Şimdi sana bir de eksi 3y'nin değer aralığı lazım. Şimdi eksi 3y'nin değer aralığını nasıl bulursun? Bu ifadeyi eksiyle çarparsın. Yanda özellikler vermiştik burada. Z sıfırdan küçükse ben negatif olan bir z ile bu eşitsizliği çarptığım zaman eşitsizlik yön değiştirir demiştim. Şimdi ben yön değiştirmeyeceğim. Ona da dikkatli dinliyorsun. Bu ifadeyi eksiyle çarpıyorum ya. 15'i buraya alıyorum. Eksiyle çarpıyorum. Eksi 15. Buradaki eşitliğe yine dokunmuyorum. Bunu eksiyle çarpıyorum. Eksi 3'ye. Buradaki eşitsizliğe yine dokunmuyorum. Küçüktür. Eksi 6'yı eksiyle çarparsanız 6 yapar. Ve şimdi gençler, şuraya aldım, şuraya koydum. Bakın arkadaşlar, bunları taraf tarafa toplarsanız eğer 2x eksi 3y'yi elde etmiş olursunuz. 2x eksi 3y. Bunları toplarsanız 6, 8, 14 yapar. Burası da bak, eşitlik var, eşitlik var. Dolayısıyla eşitlik olacak toplamda da. Eksi 6 ile eksi 15'i toplarsanız da eksi 21 yapar. Bakın az önce bulduğumuz yanlış sonuçla şimdi bulduğumuz doğru sonuç arasında dağlar kadar fark olduğunu da görebilirsin. Az önceki sıfırdan başlıyordu alt sınırı ama bakın burası eksi 21'den başlıyor, 14'e kadar gidiyor. Bize demiş ki 2x eksi 3y'nin en büyük ve en küçük tam sayı değerlerini bulunuz. En küçük tam sayı değeri eksi 21'dir. Maksimum tam sayı değeri de 14'e eşitlik olmadığından 13'tür arkadaşlar. Bu maksimumudur, bu da minimumudur diyeceğiz. Sanırım A şıkkında da max min sorulmuştu. Aynen. O halde minimum değerimiz eksi 11 olacaktır. Maksimum değerimiz 22 olacaktır diyebiliriz. Şimdi geçelim 3. örneğimize. Bak yine burada ne demiş? 3x eksi 2'ye eksi var. İstersen videoyu durdur. Bir kendin çözmeye çalış bunu. Tamam. Eksi var çünkü. Az önce öğrettiğim tarzda çözeceksin. Eksi varsa ne yapmamız gerekiyor bizim? 3x ile eksi 2y'yi bizim toplamamız gerekiyor. Çok güzel. 3x'i bulabilmek için şunu 3 ile çarpmamız yetiyor. Eksi 9 küçüktür 3x. Bu da küçük veya eşittir 15 diyeceğiz. Eksi 2y'yi bulmak için de bunu buraya alıp eksililerini yazacağım. Eksi 2 ile çarpıyorsunuz. Eksi 4 küçüktür eksi 2y. Bu da küçük veya eşittir. Eksi 5'i eksi 2 ile çarparsanız arkadaşlarım 10 gelecektir. Bakın eksi 2y'nin değer aralığını da bulmuş olduk böylelikle. Küçük veya eşittir 10 dedik. Şimdi ikisini toplayın arkadaşlar. İkisini toplarsanız eksi 9 ile eksi 4'ün toplamı eksi 13 yapacaktır. Küçüktür 3x eksi 2y dedim. Daha sonrasında bu da küçük veya eşittir 15 ile onu toplarsanız 25 yapar. Burada alınabilecek maksimum tam sayı değeri 25'tir. Minimum tam sayı değeri de sevgili arkadaşlarım eksi 12'dir diyeceğiz. Eksi 12 en küçükmüş, 25 en büyükmüş deriz sevgili arkadaşlar bu sorumuzun cevabını. Yukarıdaki soruda az önce 3 ile çarparken bir şey fark ettim de bir hatamız yok değil mi? Tamam yokmuş, devam ediyoruz arkadaşlar. Dördüncü örneğimizdeyiz. Şimdi yine dikkatli dinliyorsunuz. Burada da bir anekdot var. A sayısı 1 bölü 5 ile 1 bölü 2, B sayısı da eksi 1 bölü 3 ile eksi 1 bölü 7 aralığında olduğuna göre A artı B bölü A kere B ifadesinin alabileceği tam sayı değerlerini bulunuz. İfadenizin içerisinde aynı ifadenin içerisinde birden fazla A veya birden fazla B veya birden fazla değişken diyelim varsa, tamam mı? Bu soruyu bu şekilde çözmeniz imkansız. Çözemezsiniz, çözümünüz de yanlış olur. Peki ne yapacağız? Bir tane A ve bir tane B bırakacağız. Bunu nasıl bırakabilirim? Şöyle yapıyorsunuz. Ben bir A'yı A kere B'ye bölüyorum.
Bir de B'yi A kere B'ye bölüyorum. Yani A bölü AB artı B bölü AB diyoruz arkadaşlar. Bunu dedikten sonra gördüğünüz üzere buradaki A ile buradaki A, buradaki B ile buradaki B gider. Ve geriye sadece 1 bölü B ile 1 bölü A'nın toplamı soruluyor kalır. Ve gördüğünüz üzere az önceki sorumuzda bizim 2 tane B ifademiz ve 2 tane A ifademiz varken şimdi bir tanecik B ve bir tanecik A kaldı. Şu an soruyu çözersek doğru cevaba ulaşırız. Şimdi gel gelelim ki bunu çözmek de aslına bakarsanız mesele. Aslında basit bir mesele ama şu ana kadarki olan sorularda görmedim. Şimdi A'yı biliyorsun sen. A'yı biliyorsan sana ne lazım? 1 bölü A lazım hocam. Madem 1 bölü A lazım, ben sana diyorum ki bu 1 bölü A'yı basit bir şekilde elde edebilirsin. Bunun çarpımsal tersidir sonuç olarak. Madem bunun çarpımsal tersi, ben bunu ters çevireceğim demek ki 1 bölü A. Madem öyle bunu da ters çevirelim 2. Madem öyle bunu da ters çevirelim 5. Hayda, neden hayda dedim? Söyleyeyim. Şimdi bakıyorsun 5 2'den küçük çıktı bu sefer de. Demek ki burada aynı çarparkenki yer değiştirdiğimiz gibi 2'yi şu tarafa alacaksın, 5'i de bu tarafa alacaksın ve diyeceksin ki 1 bölü A sayısı 2 ile 5 aralığındadır. Güzel. Bu 7 işte. Tamam. Bir de 1 bölü B lazım hocam. Onu da hemen bulalım. 1 bölü B'yi yazdım. Daha sonrasında ise diyorum ki şunu ters çevirdim. Bunu ters çevir. Eksi 7. Hocam bir de bunu ters çevir. Eksi 3. Al sana 1 bölü A, al sana 1 bölü B. Şimdi bunların madem toplamı lazım, biz de bunları bir güzel toplayalım. 2 ile eksi 7'nin toplamı eksi 5 yapar. Küçüktür 1 bölü A artı 1 bölü B dedim. Ve bu da küçüktür 5 ile eksi 3'ün toplamı 2 yapacaktır. Yani cevabımız eksi 5 ile 2 aralığındadır bize sorulan ifadenin alabileceği değerler. Ve bunun tam sayı değerlerini bulunuz demiş. Tam sayı değerleri de eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 ve 1'dir. Başka da yoktur. Adedi sorulmuş olsaydı 6 tane diyecektik. Toplamı sorulmuş olsaydı eksi 9 diyecektik. Çarpımı sorulmuş olsaydı 0 diyecektik. Tamam. Pekala. Devam ediyorum. Bir not çıkıyor karşımıza. Bu notta da arkadaşlarım şimdi toplama işlemini gösterdik. Çıkarma işleminin nasıl yapılması gerektiğini gösterdik eşitsizliklerde. Hatta çarpımsal tersi almayı da gösterdik bunun yanı sıra. Şimdi arkadaşlarım çarpma nasıl yapılacak eşitsizliklerde bunu anlatıyorum. İyi dinleyin. Ben genel itibariyle neyi kullanıyor? Tablo çizme yöntemini kullanıyor. Onu da şu şekilde. X ve Y var bakın. X ile Y'nin çarpımının aralığı soruluyorsa bize. X'in alt ve üst sınırlarını yan yana yazıyorum. Ya da alt alta yazıyorum. Hiç fark etmez. Y'nin alt ve üst sınırlarını da yan yana yazalım. Ve bunun için ben bir tablo oluşturuyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bu tabloyu oluşturduktan sonra da tabloda tamamen hepsini çarpıyorum. Yani A kere C diyorum. A kere D diyorum. B kere C diyorum. Ve B kere D diyorum. İşte arkadaşlarım bunlardan en küçüğü hangisi? Örnek veriyorum A çarpı D. En büyüğü de B kere C. O zaman diyorsunuz ki AD küçüktür X ile Y'nin çarpımından. O da küçüktür B ile C'nin çarpımından diyorsunuz. Yani bu tabloda oluşan en küçük sayıyı alt sınır, en büyük sayıyı üst sınır olarak belirliyorsunuz. Nasıl mı? Örnek 5'teki gibi. X ve Y birer reel sayı olmak üzere X çarpı Y'nin değer aralığı sorulmuş bize. X'in alt ve üst sınırlarını yazıyorum bakın. Eksi 3 ve 6. Y'nin alt ve üst sınırlarını da yazıyorum. Eksi 4 ve 4 arkadaşlar. Daha sonrasında bunlar için bir tablo oluşturuyorum hemen. Ve daha sonrasında da bakın. Eksi 3 ile eksi 4'ün çarpımı 12. Eksi 3 ile 4'ün çarpımı eksi 12. Eksi 4 ile 6'nın çarpımı eksi 24. 6 ile 4'ün çarpımı 24. Burada alınabilecek en küçük sayı eksi 24. En büyük sayı da 24 olduğuna göre. Diyoruz ki eksi 24 küçüktür x çarpı y. Bu da küçüktür 24 diyoruz. Ve işte sorumuzun cevabı karşımıza tak diye çıkmış oluyor. Tamam. Örnek 5'i de çözdüğümüze göre 6. örneğimize bakabiliriz. A ile B birer reel sayı olmak üzere. A sayısı eksi 1 ile 4 aralığında, B sayısı da eksi 3 ile 5 arasında olduğuna göre A kare eksi B kare farkı kaç farklı tam sayı değeri alabilir diye sorulmuş. Bakın A kare ve B kare var. Şimdi burada soruyu dilediğiniz gibi çözebilirsiniz. İki yoldan çözelim tamam mı sorumuzu. Şöyle ayıralım sayfamızı. Bu tarafa birinci yol diyelim. Birinci yol. Bu tarafa da ikinci yol diyelim.
İki farklı yoldan çözelim. İkinci yolu yeni bir şey olarak göstereceğim sizlere. Konuyu eğer ilk defa dinliyorsanız veya böyle can kulağıyla ilk defa dinliyorsanız, ikinci yol için farklı bir yöntem, birinci yol için farklı bir yöntem deneyelim. Öncelikle arkadaşlarım, bir önceki dersimizden de yola çıkarak a kare eksi b kare ifadesinin sen a eksi b çarpı a artı b olduğunu biliyorsun. Hatta ismi de vardı. Neydi? 2 kare farkıydı değil mi? Pekala, şimdi bana aslında bu değil de şununla şunun çarpımı sorulmuş diye düşünelim. Gelin önce a artı b'yi bulalım. A artı b'yi bulmak için eksi 1 ile eksi 3'ü toplarsınız. Eksi 4. Küçük veya eşittir a artı b dersiniz. Bu da küçük veya eşittir 4 ile 5'in toplamından 9 dersiniz. Bir de bize a eksi b lazım. A eksi b'yi bulabilmek için eksi 1 küçük veya eşittir a, o da küçük veya eşittir 4'tü. Eksi b'yi bulmamız gerekiyor. Demek ki şunu yer değiştiriyoruz. Eksi 5 küçük veya eşittir eksi b, o da küçük veya eşittir. Eksi 3 de bu tarafa alırsam 3 olur. Şimdi ikisini toplarsanız eğer eksi 6 küçük veya eşittir a eksi b, o da küçük veya eşittir 4 ile 3'ün toplamından 7'yi elde edersiniz. Şimdi ben a eksi b ile a artı b'yi çarpacaksam, a eksi b ile a artı b'nin artık ben aralığını biliyorum. Bu aralığa göre de sınırlarını yazalım. Eksi 6 ile 7'yi yazdım. Eksi 4 ile de 9'u yazdım arkadaşlar. Yazdıktan sonra tablomu oluşturuyorum. Bu tabloda arkadaşlar en küçük ve en büyük değeri bulacağım çarpımlarının. Eksi 6 ile eksi 4'ün çarpımı 24. Eksi 6 kere 9 eksi 54 yapar. 7 kere eksi 4 eksi 28 ve 7 kere 9 63 yapar. Burada alınabilecek en küçük sayı eksi 54. Maksimum sayı da 63'tür. Dolayısıyla sevgili gençler eksi 54 küçük veya eşittir diyorum. Neden? Çünkü hepsinde eşitlik var gördüğünüz üzere. Küçük veya eşittir. A kare eksi B kare yaptı artık. Bu da küçük veya eşittir diyorum. 63. İşte A kare eksi B karenin değerleri bunlar. Kaç farklı tam sayı değeri alır diye sorulmuştu. Buradan tam sayı değerlerinin adedini bulabiliriz. Şimdi geçelim ikinci yola. İkinci yolda ise şöyle bir yol izleyeceğiz. Ben şu aralığın karesini alabilirim. Yani a sayısı eksi 1 ile 4 aralığındayken a kare nerededir bunu bulabilirim. Nasıl bulacağım? Eksi 1'den 4'e kadar sıfırın üzerinden geçtiğimiz için. Neden sıfır önemli? Çünkü bir sayının karesinin alabileceği en küçük reel sayı değeri sıfırdır. Dolayısıyla arkadaşlarım en küçük değer sıfır olacağından sıfır küçük veya eşittir diye başlıyorum. A kare, o da küçük veya eşittir. Bakın eksi 1'in mi karesi daha büyük 4'ün mü? Tabii ki 4'ün. Dolayısıyla a kare için 16'yı yazıyorum. Şimdi gelin bir de b kareyi bulalım, tamam mı? B kare için de eksi 3 ile 5 aralığında, yani yine 0 var bu aralıkta, 0'ı yazdım. Eksi 3'ün karesi 9, 5'in karesi 25. Dolayısıyla 25'i de buraya yazacağım. Bana ne lazım? Eksi b kare. Yani eksi 25 küçük veya eşittir eksi b kare. Bu da küçük veya eşittir 0 dedim. Bakın bir şu bir de bu lazım. Şimdi ikisini toplayalım ki a kare eksi b kare gelsin. İkisini toplarsanız eksi 25 küçük veya eşittir a kare eksi b kare. Bu da küçük veya eşittir 16 yapacaktır. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım cevabımız da bu olacaktır. E şimdi hocam burada bir sıkıntı var. Vardı bir sıkıntı. Şimdi hangi yöntem sıkıntılı? Sence şu yöntem mi sıkıntılı yoksa buradaki yöntem mi sıkıntılı? Yani bana göre ve size de göre, çoğunuza göre ikisi de çok mantıklı işlemlerden oluşuyor. Yani birinci işleme bakıyorsunuz, hiç işlem hatası yok. İkinciye bakıyorsunuz, hiç orada da işlem hatası yok. Boşuna bakma. Peki işlem hatası olmayan iki tane farklı yoldan nasıl bu şekilde farklı sonuçlar geldi? Veya hangisi doğru, hangisi yanlış? Şimdi arkadaşlar, hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu söylemeden önce sizlere yukarıda da belirttiğim gibi bir şey söylemek istiyorum. Hemen bakalım nerede söylemiştik onu? Heh, burada. Ne demiştim? İki tane A değişkeni, iki tane B değişkeni varken, yani bir, aynı değişkenden iki tane varsa o sorunun çözümünü imkanı yok, doğrusunu bulamazsınız. E şimdi buraya bakıyorsunuz. Ben burada ne dedim? A eksi B ile A artı B'yi çarpacağız dedim değil mi? Çarpacaksın da güzel kardeşim. A var, A var, iki tane A. B var, B var, iki tane B. Bundan kaynaklı da gördüğünüz gibi bulmamız gereken aralık, bulmamız gereken aralıktan daha büyük bir aralık bulduk. Burada burada kaç tane tam sayı değeri var? Hemen hesaplayalım mesela. 54 burada, 63 burada, 117, bir tane de 0 var, 118 tane. Buraya bakıyorsunuz, 25 tane negatif var, 16 tane pozitif var, bir tane de ortada 0 var, o da 1. Topladık 25, 16 daha 41, 1 daha 42 yapar.
Şimdi birine bakıyorsun cevap 118 çıkıyor. Ötekine bakıyorsun cevap 42 çıkıyor. Arkadaşlarım hayırlı uğurlu olsun. Bir tane şu şekilde yanlış çözümünüz var. Bu çözümü aynen yazıyorsunuz kitabınıza. Tamam, sığdırın oraya. Bu çözümü aynen yazıyorsunuz ve üzerine de kesinlikle böyle bir hata yapma diye de not alıyorsunuz. Anlaştık. Böyle dershanede çalıştığım zamanlarda falan da öğrencilere bu şekilde tabii orada böyle yüz yüze bir temasımız olduğu için, göz temasımız olduğu için güzel keklenebiliyordu. Böyle suratlarına da muzur bir şekilde bakmayı seviyordum ama burada kameranın gözlerinin içine bakıyorum ama kamera bana tepki vermiyor. Ama sizler eminim vereceksinizdir arkadaşlar. Birinci yol yanlış çözümdü. İkinci yol gibi çözülmesi gerekiyor bu soru tipleri. İkinci yoldan bahsetmişken de şuraya kendiniz bir not alın arkadaşlarım. Şuraya bir not deyin. Şimdi şöyle ki örnek veriyorum. Eksi 2 küçüktür x, bu da küçüktür 3. Eksi 3 küçüktür x, bu da küçüktür eksi 2. 2 küçüktür x küçüktür 3'e bakalım, tamam mı? Hepsi için de biraz değerlendirmelerde bulunalım. Neleri için? Kareleri için. Şimdi arkadaşlarım gördüğünüz üzere neden bu örnekleri yazdım? Bir ucu negatif, bir ucu pozitif. İki ucu da negatif, iki ucu da pozitif. Şimdi gençler, bir ucu negatif, bir ucu pozitif olan bir aralığın, bir sayının karesinin aralığını bulacaksam eğer, eksi 2 ile 3 aralığında biliyorsunuz ki 0 var. Dolayısıyla 0 ile başlıyorsunuz, küçük veya eşittir ile başlıyorsunuz. 0 küçük veya eşittir x kare, eksi 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. Daha büyük olanını yazıyorsunuz buraya üst sınır olarak, tamam mı? Her iki ucu da negatifse hiçbir şey fark etmiyor. Eksi 2'nin karesi 4, eksi 3'ün karesi 9 ya, 4 ile 9 aralığındadır diyorsun x kare. Tamam, çünkü bu aralıkta 0 yok. Mesela x kare hiçbir zaman 1 olamaz. Çünkü eksi 3 ile eksi 2 aralığındaki sayıların sen karesini aldığı zaman hiçbir zaman 1 elde edemezsin. Yine iki ucu da pozitifse, yani işaretleri aynıysa, yine cevap bu olacaktır. Yani x kare 4 ile 9 aralığında olacaktır sevgili gençler. Bu notu da yazdıktan sonra 7. örneğimize bir bakalım. Şimdi bakıyorsunuz x'i vermiş, y'yi vermiş, çok güzel. X ile y'yi çarp, üzerine de 6x'i ekle demiş. Tabii artık keklemeyeceğiz. Ne yapmamız gerekiyor? Anlıyorsunuz siz. Bakın x var, x var. Bunu teke indirmemiz gerekiyor. Bunu teke indirmek için de x parantezini alırım. Y artı 6 yazarım. Şimdi bakın burada x tek başına, y de tek başına. Dolayısıyla artık bu soru bu şekilde çözülebilir. Şurada çarpma işlemi kullanacağız. X'in değer aralığını biliyoruz. Soru bize vermiş. Teşekkür ederiz. Sadece bizim bulmamız gereken y artı 6 var. X'imiz eksi 2 küçüktür, x küçüktür 3'tü. Y artı 6'yı bulmak için de buna da 6 eklemem şart. Eksi 5'e 6 eklersem 1 yapar. Küçüktür y artı 6. Bu da küçüktür. Eksi 4'e 6 eklersem 2 yapar. Demek ki y artı 6 1 ile 2 aralığında. X de burada. Şimdi ben x de y artı 6'yı çarpacaksam eğer, şu yöntemi izleyeceğim. Tablo çizeceğim. X'in sınırlarını yazdım. Eksi 2 ile 3. Y artı 6'nın sınırları da 1 ile 2 arkadaşlar. Daha sonrasında bunun için bir tablo hemen oluşturuyoruz. Bu tabloyu oluşturduktan sonra da bunların her birini çarpıyoruz tek tek. 1 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 2. 1 kere 3, 3 yapar. 2 kere eksi 2, eksi 4 yapar. 2 kere 3, 6 yapar. Burada alınabilecek en küçük değer eksi 4. Maksimum değer de 6 olduğu için bu xy artı 6x dediğimiz ifadenin maksimum değeri 6, minimum değeri eksi 4'tür diyorsunuz ve sorumuzun çözüm aralığı bu oluyor gençler. Umarım anlatabilmişimdir ve umarım bu tek değişken olayına ısınabilmişsindir. Şimdi farklı tek bir videoda bu basit eşitsizliklerde neden bu tek değişkene düşürmemiz gerekiyor, bundan da bahsederiz arkadaşlar, tamam. Bir eşitsizliği sağlayan bir bilgimiz var yukarıda. Bir eşitsizliği sağlayan bütün değerlerin oluşturduğu kümeye eşitsizliğin çözüm kümesi denir. X bir değişken, A bir reel sayı olmak üzere X A'dan büyük eşitsizliğinin çözüm kümesini ben nasıl göstereceğim? X elemandır. A'dan başlıyor. Nereye kadar gider? Sonsuza kadar gider kelimesi yanlıştı biliyorsunuz. A'dan sonsuza, A'dan sonsuza açık aralığı diyebiliriz. Büyük veya eşitse x elemandır. Bakın eşitlik varsa köşeli parantez kullanıyoruz. Şu şekilde. Sonsuz ve eksi sonsuzlara hiçbir şekilde köşeli parantez konulmaz. Şu şekilde veya şu şekilde bir köşeli parantez koyamazsınız arkadaşlar. Açık parantez kullanacaksınız.
x a'dan küçükse x elemandır. Şimdi a'dan küçük diyor ya, bu tarafında ne var? Eksi sonsuz var tabii ki. A'dan küçük ve y'a eşitse de x elemandır. Eksi sonsuzdan nereye kadar? A'ya kadar. Ve bu şekilde de köşeli parantez kullanıyorsunuz gençler. Bunlara arkadaşlar ne denir? Hani şöyle diyeyim. Mesela bunun ismi yazalım tek tek. Ya da şöyle diyelim. AB, A'dan kapalı B'den açık. A'dan açık B'den kapalı. A'dan da kapalı B'den de kapalı olsun. Hepsinin de bir ismi var tabi. Tabi çok önemli mi? Belki sözel bir soru verir ÖSYM'e. Nereden bileceksin? Değil mi? Şimdi AB arkadaşlarım, buna açık aralık diyoruz. Okurken de AB açık aralığı diyoruz. Tamam. Bir tanesi kapalı, bir tanesi açıksa buna yarı açık aralık diyoruz. Yarı açık aralık. Tabii ki bunun ismi de bu şekilde. Çünkü buradan açık, buradan kapalıysa da yine yarısı açık, yarısı kapalı olmuş oluyor. Yarı açık aralık diyoruz. Buna da ne diyoruz? Tabii ki kapalı aralık diyoruz. Kapalı aralık diyoruz. Aklınızda bulunsun. Bu bilgiler dursun arkadaşlar. Bu eşitsizliğin çözüm kümesi istenmiş bizden. X artı 1 bölü 3 eksi x eksi 2 bölü 4 küçüktür 2 eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz demiş. Tabii ki ne yapmamız gerekiyor? Payda eşitleyeceğiz. Bakın burayı 4 ile burayı 3 ile genişletelim. 4x artı 4. Bakın paydalar eşit olacağı için zaten 3, bir de başında eksi var. Sanki eksi 3 ile burayı genişletiyormuş gibi düşünün. Eksi 3x artı 6 dedim. Çünkü eksi 3 ile eksi 2'nin çarpımı 6 yapar. Bölü alt kısımda tabii ki bir 12'miz oluştu. Şimdi 2'yi de bu tarafa fırlatın. Eksi 2 küçüktür 0 olsun. Kabul. Bunu yaptıktan sonra tabii şöyle bir durum var. Biz bu eksi 2'nin de paydasını eşitlesek çok tatlı olur. Şimdi bölü 12'li biçimde ben eksi 2'yi nasıl yazarım? Tabii ki 24 bölü 12 yazarım. Böylelikle paydalar yine eşit olduğu için 4x'ten 3x'i çıkardım x. 4'e 6 ekledim 10. 10'dan 24'ü çıkardım eksi 14 yaptı. Bölü 12'miz var küçüktür 0. Şimdi arkadaşlar bakın iyi dinleyin. Şu 12 zaten pozitif olan bir sayıdır. Ben hangi tür sayıyı pozitif bir sayıya bölersem sıfırdan küçük olur. Tabii ki negatif sayıdır. Demek ki x eksi 14'ün ne olması gerekiyormuş? Negatif. Yani x'in de arkadaşlarım 14'ten küçük olması gerekiyormuş deriz. Çözüm kümesi sorulmuş. X elemandır. Eksi sonsuzdan 14'e kadar diyeceğiz. Açık aralık kullanacağız. Çünkü eşitlik yok arkadaşlar. Cevabımız da bu olacak deriz. Eksi sonsuzdan 14'ü açık aralığı. Örnek 9. Örnek 9'da da arkadaşlar şimdi şöyle diyeceğiz. Bu eşitsizliği iki türlü çözeceğiz. İki adımda çözeceğiz. Bir böylesini çözeceğiz. Bir de şu şekilde olanını çözeceğiz. Tamam mı? Yani önce burayı çözeceğiz. Sonra da gidip şu kısmı çözeceğiz. X eksi 3'ü iki defa kullanmış olacağız yani. Şimdi öncelikle 2x artı 5 dedim. Küçüktür x eksi 3 dedim. Bir de x eksi 3 küçük veya eşittir 2x artı 8 dedim. Tamam mı? İyi dinliyorsun. X'i bu tarafa gönder bakalım. 2x'den x'i çıkardın. X geldi küçüktür. 5'i de karşı tarafa gönderirsen eksi 8 yapacaktır. Yani x eksi 8'den küçükmüş. Önce bunu bulduk. Bir de burada eşitlik var. X'i bu tarafa gönderiyorsunuz. X büyük veya eşittir artık. X'e göre okuyorum. X büyük veya eşittir. 8'i bu tarafa attım. Eksi 11. Yani arkadaşlar eksi 11 x'ten küçük veya eşit ve aynı zamanda x de eksi 8'den daha küçük olacak. Demek ki x neredeymiş bu aralıkta? Çözüm kümesini bulunuz demiş. O zaman ben ne derim? X elemandır. Bakın 11'e eksi 11'e eşitlik olduğu için köşeli parantez eksi 11 virgül eksi 8'e eşitlik olmadığı için eksi 8'den açık aralık diyeceğiz. Bizim de cevabımız işte bu olacak gençler. Ve tabii devam ediyorum gençler. 10. sorumla. 10. soruda ise 3x artı 1 bölü 4 büyük veya eşittir x artı 1 bölü eksi 3. Bu eşitsizliğin çözüm kümesi sorulmuş bize. Şunu unutmayın, bakın burada eksi 3 var. Ben bunu bu tarafa atarsam sadece eksi 3'ün işaretini değiştireceğim. Eksiye artı yapmış olurum çünkü. 3x artı 1 bölü 4. Bakın artı dedim. X artı 1 bölü 3. Sonuç olarak hocam burası artıydı eksi olması gerekmiyor mu diye sorabilirsin tabii de. Eksi 3'ün katsayısı eksi 3'tü, negatifti. Bu tarafa geçirince pozitif oldu. Büyük veya eşittir. Bu tarafta tabii koskoca bir sıfır kaldı.
Şimdi ne yapacağız arkadaşlarım? Burayı 3 ile burayı 4 ile genişletmemiz gerekiyor. Yapalım. 3 kere 3x artı 1 9x artı 3 yapacaktır. 4 kere x artı 1 de 4x artı 4 yapacaktır. Bölü alt kısımda 12'miz mevcut. Büyük veya eşit 0 dedik. Bakın 12'nin pozitif olduğunu az önceki soruda da üstüne basa basa söyledik. Demek ki üst tarafın negatif olması gerekiyor. Yani 9x ile 4x'i topladım 13x. 3 ile 4'ü topladım artı 7. Büyük veya eşit 0 demişti değil mi? O zaman bunun büyük veya eşittir 0 olması gerekiyor. Negatif değil, küçüktür demiyor çünkü. Neyi pozitife bölersem pozitif olur, tabii ki pozitifi. Neyi pozitife bölersem 0 olur, tabii ki 0. Yani 0 veya pozitif olacak. 0'dan büyük veya eşit dedik o yüzden. Artı 7'yi karşıya attım. 13x büyük veya eşittir eksi 7 dedim. Her iki tarafı 13'e bölerseniz x eksi 7 bölü 13'ten daha büyük veya eşit olması gerekiyormuş. Çözüm kümesi sorulmuş. X elemandır. Eksi 7 bölü 13 kapalı aralığından başlıyor ve sonsuz açık aralığıyla bitiyor gençler. Cevabımız eksi 7 bölü 13 olacaktı deriz. Ve 11. örneğimizdeyiz. A küçük b küçük c olmak üzere 1 bölü a artı 2 bölü b artı 3 bölü c eşittir 1 bölü 3 olduğuna göre a'nın en büyük tam sayı değerini bulunuz. Öncelikle sevgili arkadaşlarım bu tarz sorularda şöyle bir yöntem izleyelim. 1 bölü a, şurası 1 bölü b, burası da 1 bölü c olmuş olsaydı 1 bölü a, 1 bölü b ve 1 bölü c. A küçük b küçük c şartını falan görmezden gelelim şimdilik. Bunlar arkadaşlar 1 bölü, bakın iyi dinliyorsunuz, 1 bölü 9 artı 1 bölü 9 artı 1 bölü 9'dan ben 1 bölü 3'ü yakalayabilirdim. Fakat. Dikkat ettiğiniz üzere burası 2 ve burası 3. Şimdi ben burayı nasıl 2 yaparım? Bunu 2 ile genişletirim. Burayı nasıl 3 yaparım? Bunu da 3 ile genişletirim. Yani böylelikle 1 bölü 9 artı 1 bölü değil 2 bölü 18 ve artı 3 bölü 27 eşittir. Yine 1 bölü 3 geldiğini görürsünüz. Şimdi hikayeye uygun oldu mu? 1, 2 ve 3 pay kısımları, 1, 2 ve 3 pay kısımları. Aynı zamanda A B'den B de C'den küçük, 9 18'den 18 de 27'den küçük. O zaman arkadaşlarım A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri burada 9'dur diyeceğiz. Dolayısıyla da ne diyoruz? A'nın maksimum değeri yazıyorsunuz eşittir 9'dur. Anlaştık. Umarım anlaşılmıştır. Ve devam ediyorum gençler. 12. sorumla. 12. soruda 4 çarpı x eksi 1 eksi x küçük veya eşittir 5x eksi 10 demiş. Hemen dağıtıyorsunuz. 4x eksi 4 eksi x küçük veya eşit 5x eksi 10 dedik. 4x'ten x'i çıkardınız 3x kaldı. 3x'i karşıya fırlattınız 2x oldu mu burası? İşaret korunuyor. Eksi 4 var burada. Eksi 10'u karşıya artı 10 diye atarsam 4 çıktı 6 kaldı. 6 küçük veya eşittir 2x'miş. Her iki tarafı 2'ye bölüyorsunuz. 3 küçüktü veya eşittir x diyorsunuz. Demek ki x 3'ten büyük veya eşitmiş. Yani x'ler neredeymiş? 3'ten kapalı sonsuz açık aralığındaymış. Yarı açık aralığındaymış sevgili gençler. 12. sorumuzda tükettiğimize göre geçtim 13. örneğime. A 3'ten küçük olduğuna göre a küp eksi 3a kare artı 3a ifadesinin alacağı en büyük tam sayı değeri. Bakın burada 100 bin tane a var. Ben bu 100 bin tane a'yı istemiyorum. Ne gerekiyor bana? Bir tane a lazım. İyi, hoş, güzel de ben bir tane a'yı burada nasıl bırakacağım? Sıkıntı bir kere. Arkadaşlar hemen şunu diyorsunuz. A küp eksi 3a kare artı 3a. Bakın a eksi 1'in küp açılımını bir yapalım bakalım sizle beraber. Bir sonraki konumuza çarpanlar ayırma işleyeceğiz ama burada da ele almayacağız diye bir muhabbet yok. A eksi 1'in küpü a küp eksi 3 a kare artı 3 a ana ne oluyor lan buranın aynısı. Bir de tabii eksi 1. Şimdi madem öyle burada sadece ne yok arkadaşlar? Eksi 1 yok. Madem eksi 1 yok biz ekleyelim sonra çıkarırız ne olacak ki? Şimdi ben buradan 1 çıkarırsam aslına bakarsanız bu a eksi 1'in küpü mü olmuş oldu? Bana bu soruluyor değil mi? A'yı vermiş 3'ten küçük demiş. O zaman ben diyorum ki a eksi 1 de buradan 1 çıkarırsam 2'den küçük olmak zorunda. Bak buradan 1 çıkardım buradan da 1 çıkardım. A eksi 2 de a eksi 1 de 2'den küçük. Her iki tarafın küpünü alırsam a eksi 1'in küpü de o halde küçüktür 8 deriz. Şimdi şu kısım a eksi 1'in küpüydü ya hani.
Bana hangi kısmı lazımdı bu işin? Şura. Madem öyle, bu eksi 1'in burada bir işi yok. Karşıya atın arkadaşlar o zaman. Yani şöyle artı 1 yazın ve burası da gitsin. Yani a eksi 1'in küpü artı 1 mi soruluyor bize? Demek ki ben buraya artı 1 ekleyeceğim. Buraya eklediysem buraya da ekleyeceğim. O halde a eksi 1'in küpü artı 1 küçüktür 9 olur. Şurası zaten bana sorulandı arkadaşlarım. Ve bunun alabileceği en büyük tam sayı değeri 9'dan önce en büyük ne var? 8 var. Bu da benim maksimum değerimdir derim. 13'teyiz. Pardon, 14'teyiz. 0 küçük x küçük y. Yani x ile y pozitif, x de y'den küçük. X artı 3y bölü x olduğuna göre z. Z'nin en küçük tam sayı değeri. Bakın x var, x var. 2 tane x olmayacak. Ne yapacağız? Böyle böyle parçalayacağız. X bölü x artı 3 çarpı y bölü x eşittir z'ymiş arkadaşlar. Sonra da x bölü x'in tabi 1 olduğunu biliyorsunuz. Burası da 3 çarpı y bölü x dedik eşittir z'ymiş. Çok güzel. Şimdi z'nin en küçük tam sayı değeri demiş ya. Sen 1'in tam sayı olduğunu zaten biliyorsun değil mi? Bunda sıkıntı yok. 1 tam sayı değil mi? Tamam. Ben bu 1'in üzerine, z'nin de bana tam sayı değerini sormuş. Bu z tam sayı olan z. Buradaki z bakın birisi şöyle birisi böyle, tamam mı? Bu z tam sayı. Bu da tam sayı. Burası da tam sayı. Ben bir tam sayının üzerine ancak ve ancak bir tam sayı eklersem sonuç tam sayı olacaktır. Demek ki şuranın tam sayı olması gerekiyor. Bu bir. İkincisi. X y'den küçük değil miydi? O zaman şurası yine bir tam sayı çıkması gerekiyorsa, madem öyle, ben derim ki güzel kardeşim, z'nin de benden en küçük değer isteniyor. Sırf bu küçük çıksın diye buranın da küçük çıkması gerekiyor. O zaman gel x'i 1 seçelim pozitif olduğu için. Y'yi de 2 seçelim. Kılıfına da uyduralım madem öyle. 0 küçük 1 küçük 2. Şimdi güzel. 2'yi 1'e böldünüz 2. 1 artı 3 kere 2 6 yapar. Bu da Z'nin bana minimum değerini vermiş olur. Z'nin minimum değeri kaçmış? 1 ile 6'nın toplamı kadarmış. Yani 7'ymiş sevgili arkadaşlarım. Ne kadar çok şöyle işaret yaptık ya. Neyse devam. 15. örnek. Eksi 2 küçüktür, a küçüktür 1 olduğuna göre a kare eksi 6 a ifadesinin alabileceği kaç farklı değer vardır? Gördüğünüz üzere 2 tane burada a var. Bu 2 a'yı istemiyoruz. Ne yapacağız? Paranteze mi alalım? Aldın, al sana gene 2 tane a. Demek ki parantez haricinde farklı bir işlem yapmamız gerekiyor. Ne gibi? Az önce yukarıda küp açılımı yaptığımız gibi. A'nın karesi eksi 6 a artı 9 olaydı bu. A eksi 3'ün karesinin ta kendisi olurdu. Gördüğün gibi ya küpe tamamlıyoruz ya kareye tamamlıyoruz. Bir şey yapmıyoruz ama dikkat et, burada 9 fazlalık oldu. Bak şu 9 burada fazla. Bize sorulan yer şurasıydı. O zaman ben önce şunu bulurum, şu aralığı. 9'u da bunun yanına fırlattım mı olay çözülür. Al fırlattım hatta şimdi. Fuş fuş fuş, gitti. Tamam. Şimdi iyi dinliyorsun. A eksi 3'ün karesi lazım bana. A nerede? Burada. O zaman ben önce buradan 3 çıkaracağım her bir taraftan. Eksi 2'den 3'ü çıkardım. Eksi 5 küçüktür. A eksi 3 dedim. Bu da küçüktür. 1'den 3'ü çıkardınız. Eksi 2 mi yaptı? Şimdi bunun karesini alacağım. Karesini alırken de neye dikkat ediyorduk? Her iki ucu da negatif mi? Her iki ucu da negatifse hangisinin karesi küçük? Eksi 2'nin. Eksi 2'nin karesi 4 küçüktür. A eksi 3'ün karesi. O da küçüktür. Eksi 5'in karesi ne yapar? 25 yapar hocam. Peki bir de ne lazımdı? 9 çıkarıyorduk. Çıkar 9'unu. Eksi 5 küçüktür. A eksi 3'ün karesi eksi 9. O da küçüktür. 16 yapmaz mı? İşte arkadaşlarım şu A eksi 3'ün karesi eksi 9. Yani şurası. Bana zaten benden istenen yeri vermiyor muydu? Veriyordu. Buldum işte ben orayı. Bakın burada. Neredeymiş arkadaşlar? Eksi 5 ile 16 aralığında. Kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Ne yapacağız? Eksi 5'ten önce negatif olan 4 tane. 16'dan önce pozitif olan 15 tane. Bir tane de 0 var. Bunları toplarız o zaman. Demek ki 20 tane tam sayı değeri varmış sevgili arkadaşlar. Tabi bu şekilde yapmak istemiyorsan şunu da yapabilirsin. Burada alınabilecek maksimum değer kaç? 15. Burada alınabilecek maksimum minimum değer kaç? Eksi 4. Saymayı öğrettik. 15'ten eksi 4'ü çıkarıp, yani son terim eksi ilk terim artı 1 diyorduk. Bu da şunlar artı yapar.
15 bak 15 artı 4 artı 1 o da buradan geliyor zaten. Tamam. 15 artı 4 artı 1'den cevap 20 olur diyebiliriz. Ve gençler geçtim 16. örneğime. 16. örnekte x artı y'yi vermiş 17 ile 29 arasında. Y'de 2x eksi 1'miş. Y madem 2x eksi 1 ben şuraya gelirim derim ki 2x eksi 1'i buraya yazarım kardeş. 17 küçüktür x artı 2x eksi 1 bu da küçüktür 29 olmaz mı? Olur. 17 küçüktür x ile 2x'i topladım 3x eksi 1 bu da küçüktür 29 dedim. Şimdi x'i yalnız bırakmaya çalışıyorum. X'i nasıl yalnız bırakırım ben? Önce şu eksi 1'den kurtulalım. 1 ekleyelim, 1 ekleyelim ve 1 ekleyelim. 17'ye 1 eklediniz 18. Küçüktür 3x. Bu da küçüktür. 29'a 1 eklediniz 30 geldi mi? Şimdi bütün eşitsizliği bir güzel 3'e bölelim. 3'e böldünüz 6. 3'e böldünüz x. 3'e böldünüz 10. 5 yazıyordum ya lan. 10. Heh. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri varmış arkadaşlarım? Bir 7 var hocam. Bir 8. Bir de 9 var. Başka da hiçbir şey yok. X'in alabileceği 3 farklı tam sayı değeri varmış. Tabii 17. sorumuza çözelim. Eksi 2 ile 4 aralığındaymış. Ne? 2x artı 2. Bize diyor ki 3x eksi 1'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Önce x'i yalnız bırakacağız. Şu 2'den kurtulmak için 2 çıkardım. 2 çıkardım. 2 çıkardım. Hadi hemen hızlı hızlı hızlı. Eksi 2'den 2 çıkardınız. Eksi 4. Küçüktür. Bunları 2 çıkarırsanız şunlar gider sadece. 2x. 4'ten 2'yi çıkardınız 2. X'i yalnız bırakmak istiyorduk biz. Şimdi ne yapacağız? 2'ye böleceğiz. 2'ye böl eksi 2. 2'ye böl x. 2'ye böl 1. Benden neyi istiyor? 3x eksi 1. O zaman önce 3 ile çarpalım. 3 ile çarptım. Eksi 6 küçüktür 3x. Bu da küçüktür 3. 1 çıkarıyorum şimdi de. Eksi 7 küçüktür 3x eksi 1. 1 çıkardım 2. Alın size 3x eksi 1'in değer aralığı. Benden ne istemiş? Kaç farklı tam sayı değeri vardır? Eksi 6'dan hop kaça kadar? 1'e kadar. Eksi 6'dan 1'e kadar kaç tane sayı vardır? 1 eksi eksi 6. Son terim eksi ilk terim artı 1. Şunlar da artı olursa cevap ne olacak? 8 tane olacak sevgili gençler. İsterseniz parmağınızla da sayabilirsiniz. Bu şekilde kısa olan yani kısa olan aralıkları parmağınızla da sayabilirsiniz. 18. ve tabii ki son örneğim gençler. 2x eksi 15 küçüktür x artı 1 bu da küçüktür 2x eksi 10 olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Ne yapacağız? Önce şöyle çözeceğiz sonra bir de şöyle çözeceğiz tamam mı? Hadi bakalım. 2x eksi 15 küçüktür x artı 1 bir de x artı 1 küçüktür 2x eksi 10 diyorsunuz. X'i bu tarafa attım x eksi 15'i diğer tarafa attım 16 x 16'dan küçükmüş. Bunu bu tarafa attım x. Eksi 10'u diğer tarafa attım 11. X 11'den büyükmüş. Pekala X şu şekilde 11 küçüktür. X o da küçüktür 16 mı olur? Aynen öyle. Kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyordu. 12, 13, 14, 15 var. Başka da yok. Demek ki toplam kaç tane tam sayı değeri varmış? 4 tane diyeceğiz gençler. 77. sayfamızı da bitirdik. Ve böylelikle gençler artık basit eşitsizliklerin test kısmına geçebiliriz. Basit eşitsizlikler testinde yayınladıktan sonra hemen bir sonraki gün mutlak değer konusunu anlatacağız. Basit eşitsizlikler testinde arkadaşlarım bir iki tane gözden kaçan hata var soruların içerisinde aklınızda bulunsun. Bunları da video esnasında ben size düzelttireceğim. Ölümcül hatalar bir tanesi ölümcül bir hata. Ama diğerleri o kadar önemli olan hatalar değil ama olsun yine de hata olmaması gerekiyordu. Bundan kaynaklı da sizden özür diliyorum, özürlerimi sunuyorum. Dördüncü haftadayız ve basit eşitsizlikleri de bitirdik. Sadece mutlak değer konumuz kaldı. O videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum, hoşça kalın, sağlıkla kalın. Ve gençler tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.